Önemli bir konu, özel bir konumuz var bu bölümde. Yaşlanmanın mecbur bir, mecburi bir biyolojik süreç olarak görüldüğü günler, dönemler sona erdi diyelim. Tıp otoriteleri yaşlanmayı e, yavaş ilerleyen kronik bir hastalık olarak da görüyor. Peki yaşlanmanın hızı yavaşlatılabilir mi, önüne geçilebilir mi? Bu soruyu konuğumuz Doktor Ayşegül Çoruhlu ile hem konuşacağız hem cevap arayacağız. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitabınıza da geldiniz sanırım. E, teşekkür ederim. Evet, aynen. ona da bakacağız şimdi. <laughs> tamam, onu... <laughs> bu konuyu özetleyen bir kitap olduğu için. Evet, artık. ona da bakacağız. Şimdi buna ilişkin araştırmalar, buna ilişkin haberleri paylaşıyoruz ama e, hakikaten mümkün mü? Yani yaşlanmayı yavaşlatmak, geciktirmek ya da ne derece mümkün değil? Evet, e, şimdi bu konudaki çalışmalar her zaman vardı. Yani aging ile ilgili yaşlanma ile anti-aging evet o zamanı çok eski zamandan beri vardı. Fakat son dönemde özellikle son 5-6 yıldır COVID'e de içine alan bir dönemden sonra bu konuya odak daha da arttı. Evet. Çünkü hem çalış, daha önceki çalışmaların geldiği nokta neden yaşlanılıyor olduğunu e, ince e, biyolojik düzeyde e, sebeplerini bulabildiği için çözüm arayışlarının hedefleri evet. daha kolaylaştı. Hı. Daha sonra da COVID'deki dönemde bu e, yaşlanma üzerine çalışma yapan araştırmacılar ve laboratuvarlara ve biyoteknoloji şirketlerine büyük bir para yatırma olunca da e, dikkat o tarafa doğru döndü ve bir sürü verimli sonuç alınmaya başladı. Bunlardan birkaçım Nobel'de kazanmış yaşlanma geri çevirici e, çalışmalar oldu. Enteresandır ki siz mesela e, yaş ve Fizik olarak tam da bu işleri en çok merak edenlerin bir prototipçisiniz. Çünkü normalde hani adı yaşlanma olunca yaşlının derdiymiş ya da hastanın derdiymiş gibi gözüküyor ama tam olarak da tersi e, sağlıklı hala genç yaşında e, bir sürü bakımdan fit olan kişilerin ...öyle ve daha nasıl uzun süre öyle kalabilirim... Tabii. ...hatta bu halimden bir beş yıl önceye nasıl dönebilirim diye... ...baktığı bir alan oldu. Bu da popülerliğini arttırdı. Yani hem bilim hem de normalde sağlıklı olup... ...daha yaşlı ve hasta olmamışken bile oraya gitmek istemeyenlerin... ...ilgilendiği bir alan olduğu için e, her bakımdan e, gündem oldu. Mümkün mü? Evet mümkün. E, mesela örnek olarak Nobel almış bir çalışmayla başlayabiliriz... Evet. Nobel almış bir çalışmada bu kök hücreleri falan biliyorsunuz. Bizim hücrelerimiz de kökte olsa biz de beraber yaşlanıyorlar. Ee, i̇lk halimizdeki gibi değiller, gençlikteki, bebeklikteki gibi. O yüzden duyuyoruz, değil mi? E, stemsel, işte e, kordon kanı. Ee, anne karnındaki e, bebeğin bulunduğu o e, ortamdan alınan hücrelerden yapılan falan. Fakat e, evet, değil mi? evet, aynen. Ondan Bu yara çok popülerdi o da. Evet. Şimdi bunlar bir takım e, daha fazla çalışmayı ihtiyaç duyduğu için Hı. o kadar kolay regüle olmuyor. Fakat burada şöyle bir çözüm geldi bahsettiğim Nobel'le. Bir yaşlı hücreyi aldılar, kaç yaşında olursa olsun, onu zaman başına çevirdiler. Yani Zaten ileri gitmiş yaşlı hücreyi kök hücreye çevirdiler. Bununla alınan o ödülün arkasından işte o laboratuvarlar giderek büyüdü ve demek bu sonra devam etti. İşte gözleri görmeyen farenin yine hücreleri değiştirdi, fare görebildi. Farenin yaşlanmış kilolu grileşmiş tüyleri geriye çevrildi kendisinin çok daha genç versiyona döndü. Yani laboratuvar hayvanlarında ve küçük işte deney solucanlarında bunları çok rahat yapıyorlar. İşte bunları... E, ...günlük hayatımıza taşıyacaklar. Onun kokusunu alıyoruz. Onun için diyebiliriz ki yaşlanma sürecine ufak ufak giden sinsi bir hastalıktır. Ve biz daha gençken bunun için bir şeyler yapmalıyız. O yüzden yaşlılığa bu şekilde bakmak artık daha doğru. Evet hastalık olarak altını çizersek o zaman önlem alınabilecek. Önlem alınabilecek, yavaşlatılabilecek. geçebilecek, Bravo. E, gelişini geciktirebilecek değil mi? Evet. Önlemler alınabilir. E, longevity değil mi? Evet. Kavranın bu bilimin adı. adına da hmm. longevity Science bilimi deniyor. Eskiden antiaging denen şey tam oturmuyordu ama bu longevity kelime olarak da zaten ömrü uzatmak ama ömrün sağlıklı kısmını da uzatmak anlamına geliyor. Evet, yani bir hayattan geliyor. Long uzak uz Evet, aynen. Uzatmaktan geliyor böyle bir kavram bu. Bu evet, şekilde konuşuluyor evet, artık yani. Çünkü dünyada. biz e, neye alışkınız? Büyükannelerimizin Ben kitap alabilir miyim bu? Tabii arada? ki. Büyükannelerimizin e i̇şte romatizması olmasına, işte demansı olmasına, evet. e yaşlanınca kırışmaya, e, osteoporoz olmaya, yaşlanmaya buna alışmışız ya. İşte bu doğallık dediğimiz yaşlanma süreci manipüle edilebilir olduğu için asıl konu oraya gitmemek. İşte tamam. bu bilim onun cevabı. Yani diyor ki bu bilim artık eskisi gibi yaşlı insanları görmeyeceğiz Bir son nesiliz diyor. Anlatabiliyor muyum? Artık biz bu halde ve bundan belki biraz daha ileri yeri e, ama eski alıştığımız e, modeldeki yaşlılık hastalıkları ve o tükenmiş yaşlılık halini yaşamayacağız diyen bilim bu. Evet aslında insanlığın evrimsel gelişimde de bu var. Yani, Giderek uzuyor Ortalamalar zaten. sürekli uzuyor uzuyor. Bravo. Fakat bu kez tabii bilimin de... Bilimsel beraber yaşlanmanın son değilsiniz bu kitapta zaten. Evet. Gençleşmek isteyenlerin ilk kitabı. Neler söyleyebiliriz yani neler önerebiliriz kendimize? Ee, şimdi... Bilimsel... E, dokunuşlar dışında. Dışında günlük hayatla geçin. Şimdi evet. bir kere hani ilk önce ilk basitler olması lazım. Her ne kadar biz e, çalışmalarda o özel molekülün işte ömrü farelerde yüzde 30 uzattığını falan ve bir sürü böyle çalışma okuyor olabiliriz ve bunları sosyal medyadan da duyuyor olabiliriz. Fakat hala ilk kurallar geçerli. Evet. Yani biz verecek 10 kilomuz varsa uzun yaşamakla ilgili ilk önümüzdeki engel o olmalı. Biz gece uyumuyorsak, uykusuzluğu düzeltmek önümüzdeki ilk engel olmalı. Tütün sağlığa zararlı ve o ürünleri kullanıyorsak, alkol tüketimimiz yüksekse, yani bizim aslında hekimler olarak başka zamanlarda da burada konuştuğumuz e, sağlıklı yaşam önerilerini yapmak, e, o işte mucize moleküllerin bizim hatalarımıza rağmen bizi uzun yaşatacağı güne kadar yapmamız gereken şey. Özetle ilk önce bence özellikle bel bölgesinde ve iç organlar etrafındaki o kilodan kurtulmalıyız. 40'lı yaşlardan sonra bir miktar fazla iç organ yağlanması bile her türlü hastalığı artırdığı gibi yaşlanmayı hızlandırıyor. Uykusuzluk, karaciğer yağlanması çok duyuyoruz. Yani evet, içinde özellikle çok evet. duyuyoruz. Evet. Karaciğer iç organ ya orası. Karnın üstünde de yağ var ama bu altında arkada da yağ var. Viseral yağ. Oradaki yağın oranıyla hastalanma ve yaşlanma hızınız paralel. Öyle. Okey. Yani başka yerinizde kilo olmasa da orası problem. Herhangi bir uykusuz gece e, ömrümüzden zaten çalıyor. Hani bir gece uyuyorsak belki üç ...sağlıklı günümüze mal oluyor. Hı hı. E, şehir yaşamında bizim bu şekilde... ...stres yaşamamız vesaire vesaire... E, ...gibi durumların iz düşümünü zaten... Biz stresten sonra mesela şimdi zona çok yaygın... ...insanlar zona oluyorlar değil mi? Hı hı. Stresin iz düşümü olarak. Ya da bir stresten sonra <laughs> bir hastalığın... ...atak ediyor bir... E, nörolojik hastalık olabilir vesaire. Yani bu major şeyleri yapmamız lazım. Bu şeye benziyor. E, arabayı çok iyi kullanmayı öğrenmek istiyorsun ve... Özel hiç kaza yapmayan arabaya binmek istiyorsun ama kemerini takmadan olmaz. Yani bu birinci hikayeleri yapmamız lazım. E, verilecek o herkesin e, varsa göbeğindeki kilo gidecek. Uykuya çok dikkat edilecek. Stres yuvarlak bir konuşma ama önemli bir konu. Kötü alışkanlıklar elbette ki olması e, istenen şeyler. Sonra da artık günümüzün parçası olan dahiliyecimizle, aile hekimimizle, sağlık ocağı hekimimizle mesela vitamin D gibi çok majör şeyleri onları ölçtürüp almak lazım. Artı madem uzun yaşayacağız, bir kadının meme kanseri riski 8 evet. kadında birse onu kontrol etmeyip ben longevity yapmak istiyorum demek olmaz. Demek ki meme kontrolü, smear erkeklerde prostat kontrolü hı hı. bu konuştuğumuz bazı şeyleri yapıp Sonra bekleyeceğiz o bilim bize ne sağlıyor diye. Tam da onu söyleyecektim. Yani bilim bunu kendi kendine halledecek. Oturduğumuz yerden bizde bekleyip müdahale edilmesini hayatımız uzayacak değil. Mutlaka evet, bu çok uzayacak. prensip olanları ki her yerde bulunmak mümkün. Biz de programlarımızda buna benzer paylaşımlar yapıyoruz. Sizlerden, uzmanlardan derlediğimiz bazı e, notları topluyoruz Toplu. ki hepsinde uyku düzeni mutlaka var. Evet. Kaliteli uyku mutlaka evet. var. Aynı saatte başlayıp aynı saatte bitmesi evet. mutlaka var. Yürüyüş, spor, hareket mutlaka var. Evet. Diğer o sağlıkla yağlanma onlarla ilgili de hepsi var. Dolayısıyla evet. e, bunlar aslında var artık ulaşabileceğimiz noktada ama bilim onun biraz daha üzerine geçebilmek Geçecek. için çalışıyor. Şöyle yapabilir mesela biz işte senede bir ultrason çektiriyoruz ve mamografiye mi giriyoruz? Ne oldu şimdi? E, ya da radyoloji tetikleri bilgisayar, yapay zeka radyolojik tetkiklerini okuduğunda tecrübeli hekimlere yakın bir teşhis yapabiliyor. Hı. Demek ki biz belki evimizdeki aynaya bakacağız. Oradaki aynadaki yapay zeka bizi bir tür işte ultrasonla tarayacak ve o hastalığımız önce bulunacak gibi. Ya da mesela tek bir kandan eğer vücutta bir tümör başlangıcı varsa tümöre ait DNA bulunan testler var. Yani teşhisler çok erkene gelince zaten hastalık olmayacağı gene gelmiş olacağız. Evet. Bir de özellikle günlük beslenme alışkanlıklarında işte o hani erken yeme mümkün olduğu kadar. Evet, akşam var. saatleri problem. Çünkü sonrasında vücudun kendini bir o rejenerasyon sürecinde hücreleri evet. yenileme var değil mi? Onu bir altını çizelim o çok evet. önemli çünkü. Şöyle o konu nedense e, bizlerin ben de kendimi katarak söyleyeyim en çok ayak dirediği konu. En basit konu ama en çok ayak evet. direniyor. Evet. En kolay basit, aslında. Basit evet, en kolay konu da. Bu. En basit e, uzun yaşam önerisi eee kaloriyi azalt deniyordu, işte aralıklı ye deniyordu, yok sonra aralıkları değiştir falan. Birinci kural aynı bizim mağara zamanımızı hatırlayıp ışık varken yemek var, karanlık varken açlık ve uyku var. Bu kadar basit bir şey. Çok basit bir şekilde gün boyunca yediklerimizi mesela e, sağlıksız da olsa e, bizde daha az insülin bozukluğu, daha az şeker yüksekliği, daha az kilo yaparken bütün gün aç geçirip akşam yediğimizde hepsi göbeğimizin etrafında birikiyor. Hepsi yaşlandırıyor, hepsi tip 2 diyabete gidiyor. Dolayısıyla aslında hani ben de uzun yaşayayım nasıl yapayım? Genelde böyle ailede uzun yaşamış büyükler varsa kiloları değişmez. Her zaman akşam hafif yerler yavaş yerler ve her şeyde nazar azar yerler. Hani illa sağlık yemek zorunda değil. Yani birinci kural o iç organ dediğimiz. Burada yağ yoksa, gece yemiyorsan, geceyi uyku ve açlıkla geçiriyorsun. işte günün e, biyolojik yaşını geri çevirmiş oluyor. Zaten bunun mantığı da o. Biyolojik yaşla kronolojik yaş farklı. Sen arka arkaya uysuz kaldın, Amerika'ya uçakla gittin geldin, sık yemeğin değişti, stresin. Sen o sırada biyolojik olarak belki 6 ay yaşlandın. Tatile gittin, relaxsın güzel yedin, erken yattın, erken uyudun, açık havadasın, denize girsin, mutlusun. Sen orada belki bir ay zaman geçirdin ama geriye doğru belki beş ay gençleştin. Siz de te te tecrübe etmiş olabilirsiniz. Kırklı yaşlarda falan göz numarası biraz artık yaşlı oluyor falan diye aslında o da bir aging yani gözün yaşlanıyor, evet. odakların bozuluyor. İşte okurken gözlük kullanıyorsun falan. Bir tatile gittiğinizde biraz işte rahatlama, deniz, güneş filan bir bakarsınız gözlük, gözlük de okursunuz. İşte o gözün numarasının biraz ileri gitmişken geriye gelmesi geriye aging olduğu için longevity'nin bir kokusu oluyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir gece uyumuyoruz mesela gözaltı. İşte biraz uçağa biniyoruz uçuk çıkıyor stres oluyoruz. E, toplantıda bir şey yemeden stresten gazımız oluyor. Bütün bunlar o sırada hızlı yaşlandığımızı gösteriyor. Hmm. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunun çalışması da vardı o yüzden. Şimdi mesela stresi insanlara yükle bu böyle proven bir şey yani yapılmış. Saç tellerinin uzamasına özel bir aletle bakıldığında deney kişilerine stresli görüntüler veriyor Savaş görüntüleri falan filan. Onlara stres yüklüyorlar. O dönemde… O zaman azalıyor mu o zaman? Hı hı. Renk açılıyor. Ha, şey oluyor grileşmeye yani. gidiyor. Beyazlıyor gibi. Evet. Grileş... Yani bir gecede saçları beyazladı. Şimdi oraya geliyor. bağlayacağım. Sonra stresi kaldırıp daha onları mutlu edecek şey veriyor Yani aynı milimetrelik saçın ucunda siyah, gri siyah şeklinde üç tabakayı Hı. yapabiliyorlar. Bir gecede saçları beyazladığının Bu mantığına bağlamış yani. olabiliyoruz. Evet, e, kesinlikle e, yaş, e, biyolojik yaş ileri ve geri oynatılabiliyor. Artık ölçüle de bildiği için siz kaç yaşınızdaysanız biyolojik olarak daha genç olabilirsiniz, biyolojik olarak daha yaşlı da olabilirsiniz. O biyolojik olan yaşlı halinizi 3 aylık disiplinlikle, disiplinle takvimden 5 yıl geriye de atabilirsiniz. Tabii. Yani aslında belki <laughs> ileride bizim böyle bir monitörle, bir çiple biyolojik yaşımız ölçecek. Kaç yaşındasın? 45? Yok sen Yoksun buraya göre yok. 55 olmamış. Anlatabiliyor muyum? Ya veya, da tam tersi, ya da tam tersi gibi bir şey. Dolayısıyla bu bilim onu anlatan bir başlığın altında oldukça heyecan verici ve bizim nesil yani nesil de değil. Bizler bunu 5-6 seneye göreceğiz yani bunun meyvelerini her birimiz göreceğiz. Dolayısıyla bizler yaşlanmayı gerçek klasik anlamdaki yaşlanmayı gören eee yaşlanmamayı gören ilk nesil olacağız. Evet. Yani bilimsel yöntemlerin e, bizi oraya doğru hazırlamasını hem bekleyelim yapay zeka. Evet. Zeki Hanım, bu arada da biz iyi olalım. Ama biz de bu basit şeyleri mümkün olduğu kadar evet. uygulamaya çalışalım. Şimdi son bölümde hem toparlamak için burada He. da güzel bir başlık var kitapta. Gerçekten yaşlanmak zorunda mıyız? Evet. Yani bu bir zorunluluk mu gibi bir hoşkade kabul, olmuş. Öyle kabul edilmiş. Ya da öyle kader değil. mi diye aynen. Mi diyorsunuz? Bu bir toparlama olarak tekrar soruyorum son bölümde. Yaşlanmak zorunda değiliz. Heh. Yaşlılık. Zorunda e, mıyım diye bir şey okay. var. Onun gibi. E, sonra, aynen. Yaşlılık bu biyolojik makinenin biyolojik yıpranma hızına bağlı olarak hızlı olabilir ya da çok yavaş olabilir. Bizim amacımız o hızı azaltmak. Ama bu bilim biz ne kadar dikkat etsek de, biyolojik olarak mecburen bir süreç var ya yıpranma. Onu da geri çevirmeye müsait bir bilim. O yüzden de aslında buradaki en iyi argüman şu. O bilim geliyor. O zamana kadar görevin şu. Hı. Sakın ölme. Bir hayatta kal yani ve o günü gör. Zaten onlar çözecekler. Peki. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu arada de. longevity kavramı, yani siz kitapta da kullandınız ama evet, şu anda bütün, bütün dünyada ustası. literatürde bu evet, kullanılıyor. Evet, bir mükemmel. de yapay zekaya aslında soracaktım. Henüz yani biraz Hı. daha zamanımız var. Evet. Yapay zekada epey o zaman tüm bu araştırmaların içine girdi. Var. Ee, şöyle, mesela yapay zekadaki en enteresan şey, eskiden bir molekülün, o hastalığa, hmm. o yapıya uygun olduğunu anlamak için işte bütün ilaç firmalarında biliyorsunuz imkanlar, paralar, insanlar çok ama gene de işte senede diyelim ki 300 molekül taranıyordu. Yapay zeka ile o e, şeyle, e, moleküler docking deniyor, bilgisayar algoritmasıyla siz e, bir saatte 1000 molekülü tarıyorsunuz. Yani artık bulunacak ilaçlar da çok hızlı bulunacak zaten. Cevaplar evet. çok hızlı bulunacak. Bunun gibi bir sürü şey var. Ya ya da e, o kadar çok bilgi var ki e, yapay zeka bunları işlediğinde benden iyi doktor olacak. Sizi teşhis ettiğinde, e, filminizi çektiğinizde, ateşinizi, şununuzu, bununuzu, hikayenizi e, hiçbir doktoru e, e, şey yapamayacak yani ondan daha iyi olamayacak. Şu anda zaten e, GP denen e, genel doktorlardan e, ortalama olarak daha yüksek teşhis koyan IBM'in zaten bir Watson diye bir doktor bilgisayarı var. Yaygın değil ama işte bunlar olacak. Evet o zaman bu hazır ivme kazanmışken tüm evet. çalışmalar yapay zekanda desteğiyle evet. kendimize daha çok dikkat etmek. Edelim lazım. o günü Fayda bekleyelim. Vardır. Doktor Ayşegül Çorulu çok teşekkür evet, ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, gençleşmek isteyenlerin el kitabı eşliğinde bu bilgileri paylaştınız. Teşekkür, teşekkür. ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim Vers. ve devam edelim.